Oda yönetimimiz, denizcilik sektörünün geliştirilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 9 Eylül-14 Ekim 2021 tarihleri arasında yönetimimiz uzaktan erişim sistemi üzerinden ve fiziki ortamda gerçekleştirilen faaliyetlere katılım sağladı. Fuar açılışı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenen şura gibi etkinliklere katılarak sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. 9 Eylül Perşembe günü Eylül ayı olağan meclis toplantımız pandemi tedbirleri kapsamında meclis salonumuzda kısıtlı sayıda katılım ve aynı zamanda video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. 10 Eylül Cuma günü ise Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin video konferans sistemi üzerinden düzenlediği Türkiye Lojistik Portalı projesi ile ilgili toplantıya katılım sağlandı. 13 Eylül Pazartesi günü de Başkanımız Tamer Kıran ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan Ali Ağa şubemize ziyaret etti. Ziyarette şube ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi alındı ve yeni hizmet binası gezildi. 16 Eylül Perşembe günü de Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve Yönetim Kurulu üyesi Başaran Bayrak, Gemi Mühendisleri Odası'nın koordinasyonunda ikinci kez düzenlenen Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi konulu kongreye katıldı. Bu teknolojik gelişmeleri takip edip yenilikleri öğrenmek uygulayıcılar olarak çok önemli. Sektör olarak buna kayıtsız kalamayız ve bunun içerisinde olmak durumundayız. Bu amaçla katkı vermeye geldik. 22 Eylül Çarşamba günü ise Başkanımız Tamer Kıran, İnebolu Belediye Başkanı ve aynı zamanda odamızın İnebolu temsilcisi Mustafa Huner Özay'ı odamızda ağırladı. Yine aynı günün akşamı Türkiye'nin en köklü denizcilik şirketlerinden biri olan Kınay Grup, 75. kuruluş yıl dönümünü Esma Sultan Yalası'nda geniş bir katılımla kutladı. Etkinliğe odamız tarafından da katılım sağlandı. Güzel bir akşam yaşıyoruz. Ben nice 75 yıllara diliyorum Kınay grubumuza, Barış kardeşime, Sinha kardeşime ve ülkemize de inşallah daha böyle nice 75. yıllarını kutlayan şirketleri görmek nasip olur. Hem örnek alınabilecek hem de ülkemiz ekonomisinin çok faydalı, yararlı bir denizcilik firması. Kendilerini takdir ediyoruz. Ben hem kendi şahsım adına hem de yönetim kurulu adımıza Kınay Denizciliğe çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çalışanlarımızla bugüne kadar bize tedarikçi olarak yanımızda olanlara, dostlarımızla güzel bir akşam yaşayacağız inşallah. 75 yıl gerçekten çok önemli bir zaman. Buradan tekrar tebrik ediyorum. 23 Eylül Perşembe günü ise İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürü Sabri İrfan Soysal odamızı ziyaret etti. Ziyarette Balıkçılık Faaliyetleri Komitesi Başkanı Murat Kul da hazır bulundu. Bugün buraya müsilajla ilgili mücadelede bize verdikleri desteklerden ve balık sezonu açılışındaki desteklerinden dolayı teşekkür için geldik. Sağ olsun Sayın İl Müdürümüz de bu konuda bizlere her daim yardımcı olan, her türlü sorunumuzu aktarabildiğimiz, çözüm üretme yolunda birlikte çalışabildiğimiz müdürlerimizden bir tanesi. Ziyaret için kendisine teşekkür ediyorum. 25 Eylül Cumartesi günü ise Anadolu Tersanesi ile Barzan Holdings arasında imzalanan tedarik projesi sözleşmesi kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı için öngörülen bir adet LCT çıkarma gemisi düzenlenen törenle denize indirildi. Törene Başkanımız Tamer Kıran ve Başkan Yardımcımız Recep Düzgit de katıldı. 28 Eylül Salı günü de deniz ticaretinde iklim değişikliği tedbirlerinin Türk sahipli gemi filosuna etki değerlendirme analizi proje verileri ve süreciyle ilgili çevrimiçi ortamda bilgilendirme toplantısı icra edildi. 2 Ekim Cumartesi günü ise Viaport Marina'da ziyaretçilerine kapılarını açan Uluslararası Boat Show Tuzla ziyaret edildi. Sektörün deniz üzerinde en büyük buluşması olarak deniz tutkunlarını bir araya getiren fuarı, Başkanımız Tamer Kıran ve beraberindeki heyet ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Uzun bir pandemi sürecinden sonra tabii insanlar hem sosyalleşme açısından hem sokağa çıkma açısından hem de denize tekrar kavuşma açısından bir an önce bu tip fuarların olmasını arzu ettiğini tekrar burada büyük bir memnuniyetle gördük. Biz zaten İMEAC-DTO Fuarlar Komitesi olarak başkanımızın onayıyla denizdeki tek fuar olarak bu fuarı destekliyoruz. Ve gördüğüm kadarıyla bugün pandemi koşulları da dahil olmak üzere bayağı başarılı yapılmış. Şu anda gördüğümüz küçük boylarda ve orta boylarda tekne dediğimiz boylar tekne var. Bütün imalatçılar arkadaşlarımıza ve ithalatçılarla konuştuğumuzda hepsinin yüzleri gülüyor. Ve bu sektör şu anda benim gördüğüm kadarıyla en az bir 4 sene daha bu şekilde devam edecek. Viaport'ta böyle bir etkinlik olması çok iyi. Başkanımız da her zaman için boat show'lara destek vermiştir kendisi okulundan. Çok teşekkür ederiz kendisine de. Her geçen gün daha iyi
geçen yıla göre bu sene çok çok daha iyi. Önümüzdeki sene muhtemelen çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. 4 Ekim Pazartesi günü Piri Reis Üniversitesi'nde 2021-2022 akademik yılı açılışı törenle yapıldı. Tuzla Deniz Kampüsü'nde düzenlenen törende üniversiteye dereceyle giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Ardından yılın ilk dersiyle yeni akademik yılın başlangıcı yapıldı. Akademik yıl açılışı öncesinde merhum Rıdvan Kartal adına düzenlenen anma ve konferans salonu isim verme töreni gerçekleştirildi. Merhum Rıdvan Kartal'ın ismi Piri Reis Üniversitesi'nin konferans salonuna verildi. Sabah saatlerinde de yine üniversitede Fahri Profesörlük töreni düzenlendi. Törende öğretim görevlisi Seigo Hashimoto ve Doktor Bülent Sözer'e Fahri Profesörlük unvanı törenle tevcih edildi. Yine 4 Ekim Pazartesi günü Piri Reis Üniversitesi'nde düzenlenen törenlerin ardından Başkanımız Tamer Kıran, Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu'nu ziyaret etti. Eğitim kurumu ile ilgili bilgi alınan ziyarette derslikler gezilerek incelemelerde bulunuldu. 5 Ekim Salı günü ise Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Necip Nalbantoğlu odamızı ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 6-7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na odamız tarafından katılım sağlandı. 6 Ekim Çarşamba Şura'nın ilk günü AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Şura'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Başkanımız Tamer Kıran, Meclis Başkanımız Salih Zeki Çakır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Recep Düzgit ve Yönetim Kurulu üyemiz Sina Şen de iştirak etti. Yönetimimiz açılışın ardından da Şura'da yer alan oda standımızda ziyaretçileri ağırladı. 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın ikinci günü olan 7 Ekim Perşembe günü ise Başkanımız Tamer Kıran, Sürdürülebilir Lojistikte İnovasyon, Yeni Trendler ve Yeşil Lojistik Uygulamaları konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Ulaştırmanın tüm notları ve haberleşme bu şurada konuşuluyor, tartışılıyor, anlatılıyor. Biz de kendi açımızdan deniz ticaret odası olarak denizcilikle ilgili, lojistikle ilgili bölümlerde yer alıyoruz. Başkanımız, panel öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan ve beraberindeki heyeti odamızın standında ağırladı. Şura'nın son günü olan 8 Ekim Cuma günü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı özel oturuma Başkanımız Tamer Kıran'la Başkan Yardımcımız Şadan Kaptanoğlu da katıldı. Yönetimimiz İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil ve beraberindekileri standımızda ağırladı. Yine aynı gün 8 Ekim Cuma Malta Büyükelçisi Doktor Teresa Kutayar odamızı ziyaret etti. Ziyarette Malta Büyükelçisi'ne günün anısına plaket takdim edildi. 9 Ekim Cumartesi günü ise Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi Mezunlar Derneği'nin Sabancı Öğretmen Evi'nde düzenlediği geleneksel kahvaltısına katılım sağlandı. Kendisi göreve başladığı zaman hepimizin odası demişti. Allah razı olsun, her zaman yanımızda. Her zaman da yakın hissediyoruz kendisini. Sektörümüzün hemen hemen tamamına nüfuz etmiş mezunları olan çok köklü bir okulumuz. Bu açıdan her okulumuzda olduğu gibi Beykoz Denizcilik Meslek Lisesi'ne de yakın durmamızın bir göstergesi olarak işte hep beraber bir arada güzel bir kahvaltı yaptık. Başkanımız Tamer Kıran, NTV ekranlarında 15 Ekim Cuma akşamı saat 21'de yayınlanacak Mete Çubukçu'yla Pasaport programının çekimine katıldı. 12 Ekim Salı günü uzaktan erişim sistemi üzerinden gerçekleştirilen çekimde gazeteci Mete Çubukçu'nun denizcilik sektörüne dair sorularını yanıtladı. 13 Ekim Çarşamba günü de odamızın Deniz Turizmi Çalışma Grubu üyeleri her ay olduğu gibi bir araya gelerek olağan toplantılarını gerçekleştirdi. Çevrimiçi ortamda düzenlenen toplantıda bölgelerdeki sektörel ve güncel gelişmeler değerlendirildi. Başkanımız Tamer Kıran bir yandan da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çalışmalarını sürdürdü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TIR Komitesi 24 Eylül Cuma günü video konferans yoluyla bir araya gelerek toplantı yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği heyeti temaslarda ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye çıkarma yaptı. Heyet ilk olarak 26 Eylül 2021 Pazar günü Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Mustafa Kemalettin Eruygur'la bir araya geldi. 27 Eylül 2021 Pazartesi programın ikinci günü ise TOP heyeti Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı İbrahim Mahmut El Arabi ile bir araya geldi. TOP heyeti ziyaretlerini Mısır Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı İbrahim Al-Segini ile tamamladı.
O da borsa başkanlarının katılımıyla 29 Eylül Çarşamba günü de Ankara'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı binasında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yangın ve sel afetlerinde zarar görenler için başlatılan kampanyada toplanan yardım çeki teslim edildi. Yine aynı gün sabah saatlerinde ise Başkanımız Tamer Kıran, video konferans sistemi üzerinden düzenlenen TOP Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis toplantısına iştirak etti. 30 Eylül Perşembe günü ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Yükseköğretim Meclis toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantıya Başkanımız Tamer Kıran ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan da katıldı. Yine 30 Eylül Perşembe akşamı ise Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kırgızistan Fotoğraf Sergisi Ankara'daki TOP Konferans Salonu fuayesinde törenle açıldı. 7 Ekim Perşembe günü de İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi Mütevelli Heyeti'nin video konferans sistemi üzerinden ilk toplantısı icra edildi. Toplantıya Tahkim Merkezi Mütevelli Heyeti üyesi olan Başkanımız Tamer Kıran da iştirak etti.